İkinci sezona şöyle bir başlangıç yapalım bakalım. Beklentiler. Şampiyonluk yarışına girmemi istiyorlar. Artık şampiyon olmayı zorunlu tutmuyorlar. Geçen sene zorunlu tuttular ve kovmadılar ilginç bir şekilde beni dördüncü olmama rağmen. Ama bu sefer öyle bir şey yok. Yarışa girmemi istiyorlar. Bu iyi bir haber. Çünkü yani ikinci sezonumda da şampiyon olma gibi bir iddiam yok şu anda Galatasaray'la. Diğer kulüpler bayağı bir güçlü olanları var arasında. Özellikle Fenerbahçe. Beşiktaş'ta da Pjanić vesaire transferleri yok. O transferli versiyonunu da oynadım bu arada. Transferli versiyonunu yükledim. Beşiktaş Türkiye kulübü olmaktan çıkıyor yani. Tixiera'lar, işte Pjanić'ler, Batshuayi'ler, Beşiktaş apayrı bir takım olmuş. O çok sıkıntı. Yani gelene geçene 3-4 atıyordu. O transferi o yüzden hiç oynamadım bile. Çünkü sonuçta hani Barcelona'daki Pjanić'i getirip direkt Beşiktaş'a koyuyor bu yamayı yapan insanlar. Önümüzdeki sene belki FM daha farklı bir yola gidecektir. Ya da belki de Beşiktaş'a, sırf Beşiktaş'a geldi diye oyuncuların özelliklerini düşürmeyecek. Bu oyuncular gerçekten çok güçlü olacak. Ve Beşiktaş da aşırı güçlü olacak Türkiye Ligi standartlarına göre. Onu göreceğiz. Sıradaki oyunu da açıkçası heyecanla bekliyorum FM22'yi. Çünkü buna çok oynayamadım maalesef. Ama onda biraz daha böyle içine dalmak istiyorum. Hücum futbolu, altyapıdan oyuncu yetiştirme, 23 yaşından küçük transferler, dikine futbol vesaire. Bunların hepsine biz okeyiz ama aslında lig şampiyonluğu yarışına girilmesin olayını biraz açıkçası değiştirmek isterdim ama değiştiremiyorum. Okey, o değiştirilemez bir durummuş. Az takım oyuncular için en az 2 yıllık sözleşmeler. Bu saçma böyle bir şey getirmişler. Neden bilmiyorum. Dikine futbol okey. 23 yaşından küçük oyuncuların transfer edilmesi. Bunu çıkarsam böyle önersem. Yok, tamam. Asla taviz vermedi Mustafa Cengiz Başkan. Eyvallah başkanım. Devam ediyoruz. Hepsini kabul ettik. Bütün istediklerini kabul ettik. Çünkü zaten menajer olarak çok bir şeyimiz de yok. Force'umuz da yok şu anda. Performansımız kötüydü geçtiğimiz sezon. Neyse ki takım içerisindeki uyum iyi. Bana verilen destek iyi. Oyuncularla aramı çok iyi tutmayı başardım. Beklentileri konuşalım bakalım. Evet. Avrupa Kupası elemelerine, Avrupa Kupası'nın sonraki turlarına katılmayı, Avrupa Kupası gruplarına kalmayı, Avrupa Kupası'nda adımızdan söz ettirmeyi. Adımızdan söz ettirelim bence. Çok hani Galatasaray'da katılmış desenler yeter. Tatilden döndüğünüzde önümüzdeki sezonun vaatleri hakkında konuşacağız. İyi tatiller. Teşekkürler. Evet. Böyle bir konuşma yaptık. Oyuncuları tatile yolladık. Güzel. Sezon sonu raporu. Emre Akbaba'yı orta sahanın ortasında önümüzdeki sezon için iyi bir seçenek olarak göstermiş. Bu çok ilginç. Emre Akbaba çünkü iyi bir oyuncu değil yani. Bunu anlamak için FM'yi çok bilmeye de gerek yok. Puig'i geride oynat demiş. Ofansif orta saha olarak oynatma demiş. Bu çok fark etmez. Geride de oynatabiliriz. Okeyim yani geride oynatmaya. Taylan zaten vazgeçilmezimiz. Taylan'ı defansif oyun kurucu olarak oynatıyor olacağız. Veya iki yönlü orta saha olarak oynatabiliriz. Puig'i defansif orta saha, defansif oyun kurucu oynatırsak Taylan'ı iki yönlü oynatabiliriz. Ama Emre Akbaba'nın yerine ofansif oyun kurucu olarak mutlaka kaliteli bir isim. İlk transfer hedefimiz. Donk'un yerine, Donk bu arada Rostov'a gidiyor zaten. Çoktan anlaşmasını yaptı. İyiydi aslında. Performansı iyiydi. Şu an belki bu performansı görmüş olsaydım ve anlaşmamış olsaydı sözleşme teklif ederdim belki. Ama emin de değilim çünkü çok yaşlı. 35 yaşında artık. Gitsin. Çok sıkıntı değil. Zaten Donk orada full oynatmayı düşünmüyoruz. Tayyip Sanuç var, Nathan var. Hani dolayısıyla gidebilir. Zaten oraya bizim iyi bir savunma oyuncusu almamız şart yani. Oraya iyi biz, eğer buraya Donk'un yerine Luyendama'nın yanına iyi bir savunma oyuncusu alamazsak bu sezon da bizim için geçmek bilmeyecektir. Beklerimiz gayet iyi. Yedekte Lines var. İki tarafta da oynayabilmesi onu müthiş bir yedek haline getiriyor. O kalacak.
Hatta şöyle bakayım, yanlışlıkla satmış falan olmayayım Lines şimdi. Yeni sözleşme önerdim ve kalıyor diye hatırlıyorum ama. Evet, Martin Lines'in 3 yıllık bir sözleşmesi var bizimle. Gayet özellikleri okey. Yani fiziksel özellikleri yeterli, teknik özellikleri zayıf ama yapacak bir şey yok. Zaten kendisini yedekte kullanıyoruz. O yüzden bu şekilde devam. Zevallos genç bir yetenek. Ondan kendisini geliştirmesini bekliyorum. Ama şu anda sağ kanadımı emanet etmem için Zevallos yeterli mi değil mi? Açıkçası pek emin değilim. Yani şöyle yapabilirim. Zevallos'u iki kanadın da yedeği olarak tutarım. Böylelikle çok maça da çıkmış olur. Ama Zevallos'un yerine bir oyuncu alırım. Onyekuru'ya gelince, Onyekuru geçen seneki performansı fena değildi. Ama kiralık ve kiralık sözleşmesi bitiyor. Şu anda ona opsiyonlu bonservis bedelini ödeyerek alsam mı, almasam mı? Biraz olay bu. Yani Onyekuru'yu almazsam kimi alacağım? Hemen bir mali duruma bakayım. Transfer bütçem 8.300.000 euro. Onyekuru'ya bunun yarısını vermem gerekecek. Yani Onyekuru çok iyi değil ama elimde daha iyi bir opsiyon da pek yok gibi. Şuradan biraz bir oyuncu aramaya çalışacağım. Bu arada güzel bir öneri geldi. Linetti gayet iyi gözüküyor. İki yönlü orta saha olarak oynuyormuş. Mezzella olarak oynuyormuş. Mezzala olarak oynuyormuş. Gayet güzel gözüküyor. Özellikleri. Tahmini maliyet ne kadar? 7.5-10 arası. Bize gelmez. Evet. Şöyle bir hızlıdan şunlara bir bakayım. Kanat oyuncusu. Ters ayaklı kanat oyuncusu. Tahmini maliyet. Tahmini maliyete bakmadan şey yapmamam lazım. Açmamam lazım bunları. Uzun boylu kaleci. Güzel bir açıklama gerçekten. Bir kanat oyuncusu daha. Raporlara bakalım. Emre Kılınç raporda sol kanatta. Emre Kılınç raporda ters ayaklı kanat oyuncusu olarak sağda 3.5 yıldız gözüküyor ama yani aslında yetenekli, özellikleri de iyi fakat koyduğumda o kadar da iyi performans sergilememişti açıkçası. Emre Kılınç da kullanılabilir ama oradan yana bir sıkıntı yok. Orada Emre Kılınç'ı da kullanabiliriz. Şöyle bir hatta önümüzdeki sezon kullanmayı düşündüğüm kadroyu bir yapayım ben. Şimdi Getson Fernandes. Şuradan takım raporuna girelim. Ve oyunculara bir bakalım. Orta saha merkezde Taylan ve Puig oynasınlar. Onların önüne bir transfer. Evet. Taylan Puig. Gelin bakalım. Puig taraf tercihi yok. Tamamdır. Şöyle yapalım ya da iki yönlü orta saha destek, defansif oyun kurucu, savunma. Defansif oyun kurucu destek. Onların önünde yani mutlaka bir transfer olması lazım bence. Onu şöyle bir bırakalım. Mustafa Muhammed geçen sezon gol kralı oldu. 30 mu 32 mi ne gol attı. Mustafa Muhammed şu anda en iyi oyuncumuz zaten. Onu hiç katmıyorum bile konuşmalara. Yaratıcı forvet olarak attı. O yüzden yaratıcı forvette bırakacağım onu. Sağda Zevallos değil de Emre Kılınç denenebilir. Madem 4
Yıldız gözüküyor. Pardon, 3,5 yıldız gözüküyor. Yani özellikleri de iyi. Şöyle bir ters ayaklı kanat oyuncusu olarak denenebilir sağda Emre Kılınç. Çünkü Emre Kılınç'tan faydalanmak da istiyorum açıkçası. Kötü bir oyuncu değil. Ama nedense böyle performans çok inişli çıkışlı, onu da anlamıyorum. Getso Fernandes yedek. Savunmada Tayyip'in olduğu yerde şu anda Kehrer oynayacak. Tilo Kehrer oynayacak. Veya Puig bu şekilde önde oynayacak. Kehrer burada oynayacak. Savunmaya birini alacağız. Yani bu ikisinden bir tanesi. Ya Kehrer burada oynayacak ya burada oynayacak. Ona göre de Puig yer değiştirecek ve hangisine oyuncu alacağımıza bakacağız. Yani Puig orada ileriyi tamamen emanet edebileceğim bir oyuncu mu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sonrasında zaten Barcelona'dan alma gibi bir fırsatım da büyük ihtimalle olmayacak. Yani o yüzden ileriye şöyle düzgün bir oyuncu alıp onu şimdiden oynatmaya başlamayı tercih de edebiliriz. Bu arada tabii bir de Atalay Babacan gibi bir olayımız var. Kendisinin kiralığını bir sezon uzattım geçen sene. Çünkü yeterli değil hala daha. Sonradan geldiğinde belki onu da kullanabiliriz. Emre Akbaba'yı yedek olarak tutmaya devam edeceğim. Emre Akbaba kalsın. Mehmet Topal takımda olmayacak. Ryan Dong olmayacak. Yedeklerde Tayyip, Nathan. Evet. Martin Linnes. Tamam. Emre Taşdemir. Tamam. Etobo gidecek. Etobo takımda olmayacak. Zeballos. Ve şu anda gördüğümüz gibi orta sahanın ortasında bir oyuncu eksikliği olacak. Çünkü Mehmet Topal ve Etobo gidiyor. Onların yerine oyuncu kalmayacak. Orta sahanın ortasında bir oyuncu eksikliği var. Arda Turan hem kanatlara hem orta sahanın tamamına yedek olabildiği için güzel. O yüzden onun sözleşmesini bir sene daha uzattım. Arda Turan da kalacak. Sadece benim şu anda yapmam gereken orta sahaya şöyle güzel bir veya iki transfer. Orta sahanın ortasına. Kerem gelecek. Nerede Kerem? Kerem Aktürkoğlu. Hatta gelmiş mi? Ne zaman gelecek? Evet, Kerem Aktürkoğlu gelecek. Onu da Kerem Aktürkoğlu'nu da şöyle as takıma yollayalım. Cagne gelecek bu arada. Cagne'yi tamamen unutmuşum. Evet, Cagne gelecek. Şöyle buradaki bütün oyuncuları bir alalım bakalım ya. Jimmy Durmaz gelecek. Kaan Arslan gelecek. Vallahi gelecek de gelecek. Ferhan Evren'i salla. Emirhan Civelek salla. Berk Balaban salla. Sekidika. Sekidika. Sekidika'yı satalım bence ya. Sekidika'yı satalım. Çünkü zaten kanatlarda ondan daha iyi Türk yedekler var. Dolayısıyla Sekidika'yı zaten satılık listesindeymiş. Şöyle kulüplere bir daha önerelim. Gitsin gidebiliyorsa. Metehan Mertöz. Salla. Süleyman Luş. Süleyman Luş. Bak güzel. Yani gayet iyi özellikleri olan bir oyuncu. Daha önce fark etmemiştim. Hızı gayet iyi. Orta yapma özelliği iyi. Maalesef savunmada top kapmasında eksiklik var. Bir bek için önemli. Ama onu da geliştirebilir. 20 yaşında yani. Daha çok genç. Süleyman Luş'u da şöyle bir düşünelim. Ya kiraya yollarız ya da takımda kullanırız. Abdülsamet Karnuçi'ye bakalım. Tıraş.
Oğulcan Çağlayan gelecek. Onu yollayalım. Gökay Güney. Gökay Güney daha önce ben kendisini geliştirmiştim. Farklı şeylerde, kariyerlerde. Gökay Güney'i seviyorum. Gelsin. Atalay Yıldırım, tırt. Ercan Şirin, tırt. Ozon Vafor. Yani bu çocuk da bir şeyler yapsın istiyor insan ama pek yapacak gibi durmuyor. Ozon Vafor'u da kiraya yollarız. Mustafa Fettahoğlu. Mustafa Fettahoğlu da Kerem Ersunar gelişebilir. Göktan Işılak. Bu da fena değilmiş ama o kadar iyi değil. Biraz beklesin. Kerem Aktürkoğlu gelecek ve yedeklerimizde yerini alacak. As kadrosuna yolla. Ali Yavuz Kol. Yani fena değil. Fena değil ama düşünmem oynatmayı. Recep Gül, tırt. Bartu Elmas. Zaten şu anda as kadromuzda. Kendisini kullanmaya çalıştım. Kullanmak da istiyorum. 18 yaşında pas özelliği falan filan çok iyi. Hızlanmasını biraz geliştirirse çok daha iyi olabilir. Emin Bayram. Stoper'de böyle bir oyuncuya ihtiyacımız yok. O yüzden büyük ihtimalle kiraya vereceğiz. Atalay Babacan zaten kiralığı devam ediyor. Erkan Süer yani umarım gelişir. Kiralığı onun da devam edecek. Bunu takıma getirmemizin bir anlamı yok. Gelişme ihtimali yüksek olan bir oyuncu aslında. Şöyle bir raporlarına bakayım. Evet, potansiyel yetenek çok yüksek gözüküyor Erkan Süer'in. O zaman Erkan Süer de şöyle bir gelsin as takım kadrosuna. Çünkü farklı takımlara yolladığınız zaman özellikle yani onları hem az oynatacak hem de antrenman testleri falan filan kötü takımlara yolladığınız zaman oyuncunun gelişimi de sekteye uğruyor aslında. O yüzden oyuncuyu geliştirmenin bence en güzel yolu rotasyon oyuncusu olarak kullanıp kendi tesislerinizde tutmak. Şu anda onu yapmaya çalışıyorum bu oyuncularla. Sezon öncesi hazırlıklara ne zaman başlayalım? 6 hafta sürecek şekilde başlayalım. Sezonun takımına donk seçilmiş. Nasıl yani? Ha, Türkiye Kupası'nda. Yine de iyi. Gerçi hep yedeklerle çıktık. Biraz onun da payı vardır ama güzelmiş. Ben de sezonun takımına seçilen bir oyuncu olmadı herhalde genel olarak. Evet, pek performansımız iyi değildi gerçekten ya. Onun iyi olduğunu iddia edemeyeceğim. Şimdi sonuç olarak kadroyu bu şekilde dizdim. Cagney'i satmaya çalışacağım. Cagney'den gelen parayla orta sahaya birilerini almak istiyorum artık. Tabii Cagney'den para gelirse. Yani Cagney çok sıkıntılı. Satmaya çalışıyorum ama gitmiyor maalesef. Şöyle yine deneyelim. Cagney'i oynatmak da hiç istemiyorum. Yani beni çeken hiçbir özelliği yok neredeyse. Ne bitiriciliği öyle ağım şağım iyi. Fiziksel özellikleri de sen yani gücü falan iyi ama hızı zayıf falan. Hani Süper Lig'de iş yapma ihtimali var ama zorlamak istemiyorum. Orada zaten çok iyi bir oyuncum var. Hani yan yana bile görmek istemiyorum Mustafa Muhammedlioğlu'nun. Mustafa Muhammed inanılmaz iyi performans sergiledi geçen sene. Mustafa Muhammed'e her sene büyük ihtimalle sözleşmesini yenileyene kadar fazladan 1,5 milyon vereceğim bu arada. Çünkü adam atıyor. Yani toplamda 30 tane asist ve gol atıyor. O yüzden ona onu vereceğim ama helal hoş olsun. Yeter ki atsın yani. Ondan yana sıkıntım yok. Cagney'i yollamaya çalışacağım. Oğulcan Çağlayan. Hem Oğulcan hem kanat hem forvet yedeği. Forvet yedeği zaten bir tane daha olsun. 3 tane forvetim en azından olmuş olsun böylelikle. O da güzel. Şu anda Onyekuru'yu takımda tutup bir dakika. Onyekuru'yu ben zaten alıyor muyum? Bir dakika ya. Onyekuru'ya ben zaten teklif vermiş miydim? Bak geçen sene yapmış olabilirim böyle bir şey. Unutmuşum. Evet.
Evet, ben Onyekuru'yla zaten anlaşmışım. Tamam, Onyekuru zaten benim oyuncummuş. Okey. Onyekuru'yla da devam. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Onyekuru'yu da satıp yerine başka bir oyuncu da bakabilirim. Ama geçen sene böyle işte satayım başka oyuncu bakayım işlerine çok girdiğim için sonradan patladım ufaktan. Onu da istemiyorum. Sekidika'ya bir teklif geldi. Şöyle biraz daha fazla verin. Puh! Bu kadar kolay çekilir mi ya? Biraz uğraşın kardeşim. Hiç mi almak istemiyordunuz? Hemen çektiler. Verecektim ya. Sekidika'yı. Oho. Allah'ım ya Rabbim, inanamıyorum ya. Verin 600. 600'e vereyim. Tamam. Allah sizi kahretmesin ya. Önerilen oyunculara şöyle bakalım. Jefferson Douglas. Tırt. Bir dakika. 7 gün sonra sona erecek. Ha, o yüzden öneriyor. Jefferson Douglas'ı. Bedava transfer ve potansiyeli yüksek. Yani potansiyeli yüksek ama pek bizim istediğimiz seviyeye gelebileceğine inanmıyorum. Salih Uçan. Sözleşmesi sona erecek. Alabiliriz Salih Uçan'ı. Şöyle bir yedek olarak bize alternatif olabilir. Orta sahanın ortasında. Ama zaten orada gençlerimiz var. O yüzden hiç almayalım. Yani bizim orada sağlam bir oyuncuya ihtiyacımız var. Gerçekten sağlam bir oyuncuya ihtiyacımız var. Mesela Nicolas Dorš gibi. Ama maliyeti çok yüksek. 29 yaşındaki orta saha maalesef yeterli değil bizim için. Utku Yuva kuran gerek yok abi. Atakan Çankaya. Defansif orta saha bakalım. Fena değil. Gerçekten fena değil. Aslında düşünülebilir. 22 yaşında. Zihinsel özellikleri inanılmaz iyiymiş. Bir ay sonra sona erecek sözleşmesi. Neden direkt sözleşme teklifi yapamıyorum ya? Türkiye kulüpleri galiba bu şekilde başkasına direkt sözleşme teklifi yapamıyor mu? Tamam. Yok abi ya, ben böyle bir şey vermem. Bu oyuncuyu şey yapalım. Maaş falan filan. Okey. Rapor alalım bu oyuncuyla alakalı. Onu gözümüzden kaçırmayalım, sonra transfer etmeye çalışalım. Herhalde Türkiye kulüpleri birbirinden o şekilde oyuncu alamıyor mu? Tam bilmiyorum yani sebebini. Genç oyuncuda mı öyle bir şey var? Nedir? Ver abi 500. Ya saçmalıyorsun ya. Gerçekten saçmalıyorsun. Ya 500 bile vermiyor. 450 teklif ediyor, 500 vermiyor ya. Allah Allah. Ömer Bayram'ı satmıştım. Vay be, kendisi güzel forma giymiş bir iki kere. 20 maç sonra 20 maç oynayınca para alacakmışım. Güzel, 160 bin alırız. Şöyle bir şeylere de bakalım. Oyunculardan gelebilecek olan paraya da bakalım. Nereden bakılıyordu ona? Pardon, transferlerden bakılıyordu. Sözleşmedeki özel maddeler. Mateus Arezzo. ...34 lig maçı daha oynadıktan sonra 300 bin ödeyecekmişim. Bunu önden ödeyeyim falan diye görüşebilirmişiz. 223 ödeyeyim, önden ödeyeyim diyor. Hayır abi, gerek yok. Daha 30 maça çok var. Zevallos 47 gol daha atarsa 1 milyon ödeyecekmişiz. Daha çok var 47 gole. Sıkıntı yok. Evet, devam bakalım. Evet, Sekidika'ya teklif yine geldi Konyaspor'dan. Bu sefer kabul ediyorum abi. Aman, git ne yaparsan yap ya.
West Bromwich küme düşmüş Cagney ile birlikte. Çok iyi. Yeni başkanımız seçildi. Fatih Çölbey'i. Umarım iyi anlaşırız onunla da. Şampiyonluk yarışı diyor. Tamam. 2022-2023 sezonunda ise şampiyon ol diyor. Ya böyle saçma saçma şeyler koymasaydın. Evet, şampiyon olma zorunluluğu getirmiş. Şampiyon olma zorunluluğu getirmiş. En itibarlı takım ol diyor. En az 2 yıllık sözleşme. Mesela şu en az 2 yıllık sözleşme olayını anlamadım abi. 23 yaşından küçük oyuncuların transfer edilmesini anlamadım. İstemiyorum kadroya takviye. Tamam, bundan vazgeçmiyor musun? Bari şundan vazgeç. Bu iki tane saçma şey vazgeçmiyorlar. Hadi bakalım. Hiçbir şeyden bunu da vazgeçiremedik. Bu da inatçı bir başkan çıktı. Yeni patronla çalışacağınızdan heyecanlı mısınız? Heyecanlıyız amına koyayım. Ne yapalım? Başka bir şey söylesek başımız belaya girecek. Devam ki. Barcelona şampiyon olmuş. Var mı bize verebileceğin, şöyle kiralayabileceğin güzel bir oyuncu? Adamların takımındaki tek sakat, büyük sakat benim onlara geri yolladığım Trincao. Şansa bak ya. Herif geldi, bende sakatlandı yani. Acayip bir durum ya. 3 ay sonra okey olacakmış. Transfer teklifi alabilir miyim? Peki. 5 milyon önersem. O 100 milyon diyor. Direkt serbest kalma bedelini ver, al diyor. Peki. Almayalım o zaman. Orellana gelmez bize. Firpo güzel olurdu ama gelmez. Oriol Busquets. Buna da teklif vermiştim Puig ile birlikte. Sonra Puig'i tercih etmiştim. Bence yerinde bir tercih olmuş. Gerard Pique. Gerard Pique'yi oynatmıyorlar mı? Ronald Araújo. Araújo'yu oynatıyorlar şu anda. Lenglet'i oynatıyorlar bir de. Pique'yi oynatmıyorsanız bize yollayın ya. Ağzınızı yiyeyim. Yok mu bir Pique'miz? Yok mu bir Pique'miz? %90'ını bile zor edeceğim maaşın. Niye öneremiyorum? Neyse ya, zaten vermezler. Evet. Milli takıma giden oyuncular var. Güzel. Güzel. Maxim. Hangi Maxim? Gaziantep'ten transfer yapmış. Peki. Devam edelim. Şöyle bir sözleşmesi bitmek üzere olan oyunculara bir bakayım ben ya. Sözleşme durumu 6 ay içinde sona erecek. Bakalım. Julian Draxler. Ya bir şey söyleyeyim mi? Abi orta sahanın ortasında aradığım oyuncu olabilir. Ah be. Ulan Kehrer de geliyordu. Kehrer bir konuş be. Bir konuş be, ağzını yiyeyim. Gözünün yağını emeyim. Oy 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 oy. Alaba efsaneymiş. Gelmez ama tabii ki. City'ye gidiyormuş zaten çoktan. Yani Umut Fakir'in ekmeği. Wijnaldum Paris Saint-Germain'e. Aa, burada da Paris Saint-Germain'e gitti. Aa, pardon, zaten bunun sözleşme şeyi, transferi bayağı önceden ayarlanmıştı, ondan herhalde. Theo Walcott. Benim her FM'de aldığım, gerçek hayatta sevdiğim için aldığım bir oyuncudur. Hiçbir zaman da verim alamam. O yüzden hiç bakmıyorum bile ki zaten Chelsea ile, yok, Changchun'la
Dedim Chelsea iyi transfer yapıyormuş diyecektim tam da. Chelsea değilmiş. Jovetic ofansif orta saha. Pası da iyi aslında. Yani ofansif orta sahada ne kadar oynayabilir tam emin değilim. Ama bir teklif vermek istiyorum. Antrenör ekibi geliştirilecek. Niye abi? Jovetic tam olarak neden? Antrenör ekibi tamam hadi geliştiririz. Az takıma takviye makviye yapamayız abi. Yapıyoruz kabul etmiyorlar falan yani. Yoksa yapacağız da. Ya yapıyoruz yapmadı sayıyor falan bu oyuncular. Sonra aptal aptal moralleri bozuluyor. Şu ikisini çıkaralım. Önerelim ha kabul etti. Güzel. Pazarlığımızı yapalım. 3 senelik bir sözleşme bizim için okeydir. Gol bonusu. Gol bonusunu çıkar abi. Bunu da çıkar. İmza parası böyle kalsın. Şimdi şurada asist primi ekleyeceğim. Gol primi eklemeyeceğim. Asisti yaparsa da helali hoş olsun diyeceğim yani aldığı para. Avrupa Kupası şampiyonluğu ve finali primi ekleyeceğim. Çünkü şimdi yarı finale minale çıkarız bir bilmeden. Onu riske atmak istemiyorum. Serbest kalma bedelini şöyle ekleyip sonra kaldır diyeceğim. Hiç o teklifle bana gelemesin. Uyuz oluyorum o serbest kalma bedeline. Küme düşülmesi durumunda serbest kalmayı sıfır yazacağım. Zaten küme düşecek halimiz yok. Maaşı da şöyle 2 milyona kadar düşüreceğim bakalım. 2 yıllık istiyor sözleşmeyi. Peki 2 yıllık olsun. Maaşında 2.13 olsun. 2.21 kabul ettik. Güzel. Jovetic bence çok iyi bir transfer olur. Eğer gelirse Vázquez Everton'la anlaşmış bile. Şurada Adam Smith neymiş? Beijing'le anlaşmış. Peki sen de git. Bu da anlaşmış. Marco van Ginkel. Bunu geç. Eric Garcia, Monaco ile anlaşmış. Bak çok iyi aslında. Sağlam bir oyuncuymuş. Tauvin. Tauvin istediğimiz kanat oyuncusu olabilir mi? Düşünmüyor gelmeyi. Peki. Bir sürü şeyi biten oyuncu var yani. Sözleşmesi biten oyuncu var. Buralardan birkaç tane daha bir şeyler çıkartmak istiyorum. Dijene. FIFA'dan bildiğimiz bir isim. Arsenal'le anlaşmış bile çoktan. Lars Bender. Daha kimseyle anlaşmamış. Savaşçı orta saha. Gayet iyi. Orta sahaya bir de bir Lars Bender katkısı yapıp hem sağ bek hem orta saha oynuyor. Orada Puig'in yerine oynatabilir miyim? Yani gelirse neden olmasın? Niye teklif yapamıyorum abi Lars Bender'e? Allah Allah. Şöyle bir rapor alalım oyuncuyla alakalı. O sırada aklımıza gelir sonradan unutmayalım. Maksimovic. Bakalım abi Maksimovic'e. Gayet iyi. Gerçekten gayet iyi. Gidiyor mu herhangi bir yere? Anlaşma yapmış bile çoktan. Bir an için ümitlenmiştim. Bu da Alaves'e gidiyor çoktan. Juan Mata Wuhan'a gidiyor. Juan Mata zaten yani çok iyi teknik özellikleri olsa da fizikselden birazcık bizi üzerdi gibi. Bilekte kırık, ufak bir sakatlığı var. Danilo D'Ambrosio'nun. Gücü yeterli değil. Çok bu işlere girmem. Loris Karius, Allah'ım Allah'ım. Dünyanın en iyi kalecisi. Tabii ki de uzak duruyoruz. Andre Ayev.
Ali Akman. Ali Akman. Aslında ama Eintracht Frankfurt'ta gidiyor. Benteke sözleşmesi bitiyor ama hiç girmeyeceğim o toplara. Mario Balotelli. Bir sözleşmesi biten oyuncu daha. Ne yapmış geçen sene gittiği takımda? 8 maç 0 gol 0 gol. Yani performans kötü olmasa aslında Balotelli yani özellikleri gayet güzel. Ama performans kötü. Josue, geçen sene Alman'ın kıyısından dönmüştük Josue'yi. Düşünülür mü? Yok, düşünülmez. Gereksiz. Edinson Cavani. Hadi bakalım. Edinson Cavani'ye bak sen. Gel be Edinson Cavani'ye. Bak gittikçe değişik insanlar çıkabiliyor ha. Jacquin'e bakalım. 24 yaşında, aslında gayet iyi bir transfer olur ama Espanyol'la da anlaşmış. Okey. Nils Petersen. 17 bitiricilik. Ya şu bitiricilik tek başına yeterli olsa, bazen öyle oyuncular var ki, özellikle Cenk Tosun. Cenk Tosun'un bir aralar 19 bitiriciliği olduğu bir dönem vardı. Oldlar bilir. 19 bitiricilikle takılıyordu. Gol mol atamıyordu böyle falan. Çünkü sadece bitiricilik var. Başka hiçbir şey yoktu elemanda. Yannick Bolasie. Yaşlanmış. Kral yaşlanmış. Acaba bu aralarda kaçırdığım birisi oldu mu? Alparslan Öztürk. Şu anda Galatasaray'da zaten. Alsam mı? Seattle'la anlaşmış. Amerika'ya gidiyor. Alparslan Öztürk'e bak. Koçum benim. Yeşil kart. Keyfi. Evet. Yani daha aşağılarda pek bir şey bulabileceğimizi zannetmiyorum. Niye çıkmadın yukarı? En yukarı gitmişiz lan zaten. Evet, buralardan gelen yok tabii. Değil mi? Hepsi anlaşmış. Şöyle bir tekrardan bakmak istiyorum. Draxler keşke gelseydi. Draxler'in gelmemesi pek hoş olmadı. Marco van Ginkel. Yani Ginkel kariyerine bir, istatistiklerine bir bakayım. Doğru düz maç oynamamış ki herif. 28 maç 14 gollük bir performansı var, o sağlam. Ama 22 maç 0-1 0'ı var PSV'de geçen sene. Yani üzücü. Bu performans bizi üzer yani. Eric Garcia, o da yok. Stanislas. Cene yok. Kaleciye gerek yok. Joao Mario. Bu da Monaco'ya gidiyor. Monaco da toplamış ha bedavaları. Lucas Vazquez Everton'a gidiyor. Ruben Rochis. Yani şuralardan böyle bir şeyler daha çıkarmak istiyorum gerçekten. Yani batan geminin malları gibi, yemin ederim. Acayip bir ortam. Neyse, şimdi Jovetic gelirse eğer, Jovetic'i ileride oynatırız. Şurada Jovetic olur. Burası böyle kalır. Buraya da Kehrer'i koyarız. Luyendam'a Kehrer zaten orada gayet iyi iş yapar yani. Hiç de sıkıntı çekmeyiz. Şu anda aslında kadro ufaktan oturdu gibi. Yani tek sıkıntı sağ kanat. Emre Kılınç oynayacak sağ kanatta. Öyle bir deneme. Hatta sağ kanat ve sol kanat. İkisi de sıkıntı benim için. İkisini de pek hoş bulmuyorum. Josue'yi ısrarla öneriyorlar. Almayacağız abi Josue'yi. William Lepo. Yaşındaki kanat oyuncusu.
Bu da şey. Wonderkid tarzı bir arkadaşımız. Solda var mı benim Wonderkid'im? Ya şimdi Ezekiel Zavallos'un yanına yeni bir Wonderkid almak istemiyorum. Bunca Wonderkid'i ben ne yapacağım? Benim oraya gerçekten sağlam bir veya iki kanat almam lazım yani. Gerçekten sağlam kanatlar almam lazım benim oraya. Ve bu çok önemli yani. Benim en önemli olayım şu anda kanatlar aslında. Şu Tauvin, Draxler, şunlardan bir tanesi gelseydi efsane olurdu ama işte Marlos Moreno. Yani iyi olanların hepsi bir yerle çoktan anlaşmış bile. Andre Ayew bile anlaşmış anasını satayım ya. Şuraya bak. Ayew zaten anlaşmamış olsa da almazdım da. Hep kapılmışlar yani. Tyson Milan'la anlaşmış. Tyson da iyi. Yok. Maalesef istediğimiz gibi bir oyuncu yok. Şöyle bir de özellikleriyle aratsak, hızlanma desek, dribbling desek, orta alan, ofansif orta saha, kanat oyuncusu, hücum. Pasa gerek yok. Ön sezi tamam. Tabii ki de bunların hepsinin 15'ten yukarı olduğu kimse olamaz. Şöyle indirelim. Sözleşme durumunu fark etmez yapınca bir sürü çıkacaktır. Kiralama durumu listede yapınca olmuyor yine. Ya hız istiyorum. Ben çeviklik olmasın, topsuz alan da olmasın, özel yetenek de olmasın, ön sezi de olmasın. Yok mu? Hala mı yok ya? Ya ilk kontrol de olmuyor. Abi ne var? Bunlar yoksa bir oyuncuda ne var ki ben anlamadım. Fark etmez de transfer durumu listede de. Hadi bakalım. İki kişi çıktı. Şöyle bir bakalım. 20 yaşa göre aslında çok iyi ama Sampdoria ile anlaşmış bu da. Hay Allah'ım ya. Transfer olmayı düşünmüyor. Teklif yap. Zaten teklifi kabul etti. Niye çıkıyor burada o zaman ya? Hayret bir olay yani. Evet bak. Gayet şık bir oyuncu bulduk. Gayet şık bir oyuncu. İstenen bonservis 30 milyon. Herhalde takımda mutlu değil. Daha büyük bir kulübe gitmek istiyor. Okey, bize gelmez zaten yani. Bize zaten gelmez. Transfer olmayı düşünmüyor. Çok teşekkürler arkadaşlar. Mükemmel gerçekten. Evet yani yok oyuncu yok. Fark etmez diyelim. Sona ermiş. Var mı? Muhammed Bakkali. Şöyle sözleşmesi sona ermiş bir tane kanat var. O da yok be abim ya. Vallahi yok ya. Şuralarda acaba görmediğimiz, anlamadığımız neler var? Yani bu oyuncular çünkü tam anlaşılmıyor değerleri. Yandan şeyleri yazmadığı için. Şöyle şey ekleyebilir miyiz? Sütun ekle. Yetenek. Mevcut yetenek.
Mevcut yetenek bilinmiyor. Tabii ki. Müthiş. Var mı bilinen? Bilinen yok. Hepsinin profiline girip teker teker bakmam gerekiyor. Isia Dia. Fener'de mi oynamıştı bu? Nerede oynamıştı? Aynen. Yok abi. Buradan bir şey bulamayız. Hüseyin Billican. Yok. Zaten galiba şey. Daha oyuncular tam serbest de kalmadı kulüplerinden. Biz bir sardıralım. Bakalım belki bir öneri gelir, bir şey gelir menajerlerden, bir şey olur. Jovetić için teklif yaptı. Ya Jovetić'i gerçekten bırakmak istemiyorum. Jovetić'i gerçekten bırakmak istemiyorum. Sözleşme teklifini değiştir. 2.21 ya Jovetić. Gel bak. Al sen bu 2.75'i. Gel 3 senelik bana. Tamam. Vallahi yapacak bir şey yok abi. Yani performans analiz sorumlusu diye bana bunu niye öneriyorsun? Adamın analiz yeteneği 7 lan. Benim analiz yeteneğim daha yüksek olabilir ya. Sekidika gidiyor. Evet arkadaşlar. Yollayabiliriz Sekidika'yı. Pique ile alakalı teklifimiz tabii ki gülüşmelere yol açmış. Yapamadık bile teklifi zaten. Aa yapmışız. Direkt reddedilmiş. Okey, teşekkürler. Böyle bir para geldi. Alırız. Çok iyi. Borçlarımız ne alemde? Borçlarda bir değişme yok maalesef. Gelecek vadeden oyuncumuz Bartu Elmas. Kilit oyuncumuz Taylan. Vay lan. Taylan'a bak sen. 10.25 milyona çıkmış falan. Çok iyi. Mustafa Muhammed yazmasını beklerdim orada. Oo 9.25'e çıktı Mustafa Muhammed. 8'di geçen sene. Çok iyi bu da. Yönetimden antrenman testlerini geliştirmeleri için falan filan talepte bulunmuştum. Onlar şu anda sürüyor. Altyapı oyuncu alım sistemini geliştirin abi. Bana şu altyapıdan şöyle arada sırada oyuncu çıksın. Zaten Türkiye olarak çok oyuncu çıkaramıyoruz. Peki sen yeni yönetim ne işe yarayacaksın? Evet kabul ettiler. A takımda da daha fazla genç oyuncu oynatacağıma söz verdim. İyi mi ettim? Kötü mü ettim hiç bilmiyorum. Şimdi Tayland sözleşmesi 2 yıl 1 ay sonra sona eriyor. Birazcık tehlikeli bir noktaya geldi. Bir bakalım ne istiyor? Çünkü 406 bin gerçekten çok iyi. Sözleşme vermeden bir sene boyunca Tayland'la gelmeyi başardık. Ne istiyor bir onu bir görelim. Ya şimdi bunlara hiç girme Taylancığım. Bunlara hiç girme. Sen gel. Ne desem de kabul etti koçum benim. Gelsen 3 yıllık biz seninle bir sözleşme yapalım. Sana vereyim 1.34 milyon. 1 milyon da 1 milyon veremem. 250 bin de sadakat primi vereyim. Ondan sonra gol bonusu monusu hepsini veririm sana. Asist primi. Gol asist toplamını veremem. Onu yapıyorsunuz sonra anasını satayım. Küme düşersek serbest kalırsın. Kafana göre gidersin kardeşim. Başka serbest kalma diye bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Yabancı kulüpler, Şampiyonlar Ligi kulüpleri. Devam. 1.34 milyon. Şöyle hatta 1 milyon mu desem. Öner abi. Tabii çok az geldi. Kaldır ve pazarlıktan çıkar. Oy tamam yapamadık sözleşmeyi Taylan'la. Hadi bakalım. Taylan'la sözleşmeyi yapamadık. Neyse daha vaktimiz olacak. 2 yılımız var daha. Hani kemiksiz 2 sezonumuz var Taylan'la yani. Hatta şöyle bir düşünüyorum da. Şöyle bir Taylan'a bir geleyim. 26 yaşında yani 2 sene sonra 28 yaşında olacak. Ve böyle süper bir oyuncu da değil. Ama yani 28 yaş geç bir yaş değil. O yüzden sözleşme yenilemekte fayda var. Ama
bu sene değil önümüzdeki sene yenileyebilsek sözleşmesini çok daha iyi olurdu. Bir sene kala. Çünkü çok az para veriyoruz Taylan'a gerçekten. Müthiş bir oyuncu o yüzden yani. Takımın en iyilerinden ama en az kazananlarından biri falan böyle. Orada yeni bir yük getirmek istemiyorum takımın bütçesine normalde. Ama elimizde tutmak için yapacak bir şeyimiz yok. Fatih Terim'in sözleşmesi sona eriyor. Şimdi Fatih Terim'in sözleşmesini biz bir sözleşme önersek mi? Hocam yani kulüp vermiyor. Benim yapabilecek bir şeyim yok hocam. Geliyorsan gel. O zaman güle güle. Fatih Terim'i tutamadık kulüpte. Yeterince para veremedi kulüp. Çok önemli değil yani ben... Tam olarak ne iş yaptığını da anlamıyorum zaten ama böyle bir millet tutun falan diyor videolarda. Onu da bilmiyorum yani neden öyle. Julian Taverna teklif yapmışlar. Yapabilirler. Beni ilgilendirmiyor kendisi. Mbaye Diagne hızla düşmeye devam ediyor mu abi senin şeyin? Transfer toplantısı öncesi. Daha önceden yaptığımız transfer toplantısında aldığım notun ardından size Galatasaray'daki 19 oyuncu sözleşmesinin bazılarının 12 ay içerisinde sona ereceğini bazılarının da çoktan sona erdiğini hatırlatmak isterim. Jimmy Durmaz ve Arda Turan. Abi Jimmy Durmaz da Arda Turan da seneye zaten gider ya. Gözünü yiyeyim. Yani neyini öneriyorsun sen bana bunların şu anda? Bir Emre Taşdemir'i belki takımda birazcık tutmak isterim. Onu da Süleyman Luş var yani. Öyle çok da tutmak istemiyorum. Bakayım. Martin Lines var. Luş var. Bakayım şöyle bir Luş'a tekrardan. Süleyman Luş. Yani Süleyman Luş kalsın abi burada. Emre Taşdemir. Öner abi kulüplere. 1.2 milyon. Daha fazlasını bile verirler zaten ona. Erkan Süer. Erkan Süer'i tutalım ya takımda. Gel Erkancığım. Seninle hemen bir sözleşme yapalım. Yıldız adayı. Peki. Yıldız adayı ol. 3 senelik bir sözleşme yapalım seninle. Şöyle biraz maaşını indirelim. Şunları da kaldıralım. Hiç şey yapma. Bunlara girme. 48 diyelim tekrar. 48 kardeşim. Kabul ediyor musun? İyi hadi. 49,5 olsun. 50 olsun. Güzel. Erkan Süer tamam. Atalay Babacan. Tutmak istediğim bir oyuncu tabii ki de. Şöyle bir şeyine de bakalım potansiyeline. Evet potansiyeli de gayet iyi. Tutmak istiyoruz Atalay Babacan'ı. Hemen yeni sözleşme. Maaşına belirgin bir zam yok kardeşim. Saçma saçma bana isteklerle gelmeyin ya. Bunlar yok abi. Bu şimdi serbest kalma bedeli falan da isteyebilecek bir tip gördüm bunda. Şunları kaldıralım. Kaldır abi. $67,5 Çok iyi. Atalay Babacan da tamam. Emin Bayram. Yani Emin Bayram'ı da tutalım. Daha 18 yaşında. Gelecek vadeden bir oyuncu. Gel Emin'cim. Bunları kaldır Emin'cim. Ya da şöyle yapalım. Hadi bunlar da dursun. 10.000 yapalım. Temsilci sen niye bir anda komisyon istedin güzel kardeşim? İyi hadi $600 sana bir sakal atalım bari. Emin Bayram'ı tuttuk. Recep Gül. Recep Gül'e pek gerek yok. Atalay Yıldırım. Yani Atalay Yıldırım. Kalsın mı bunlar ya? Satarız en kötü be. Satılır bunlar. Bu çocuklar satılır. Sıkıntı olmaz bunların satılmasından yana bence. Bir 3 yıllık sözleşme veririz bunlara. 44.000, 48.000'e bitirelim bu işi. Recep Gül, Atalay. Gel babacığım. Kulüplere öner.
Niye kulüplere öneriyorum ya? Sözleşme yapacaktım. Atalay Yıldırım'ın şeyi nedir? Potansiyeli pek yok ya. Atalay Yıldırım'ı salalım. Kararı beklet diyelim. Ferhan Evren. Ferhancığım senin durumun nedir? Sen de tırtsın. Ferhan'ı da salalım. Kaan Arslan. Nedir abi senin durumun? Kaan Arslan sen tırtlar oğlu tırtmışsın. Seni de salalım. Berk Balaban'ı da sal. Metehan Baltacı'yı sal. Hatta Metehan Baltacı'yı şöyle direkt kulüplere önerelim ya. Gitsin ya, hiç uğraşmayalım Metehan Baltacı'yla falan. Emirhan Civelek. Emirhan Civelek'in aslında fiziksel özellikleri iyi ama diğer özellikler çok tırtmış. Öner abi kulüplere. Bu oyunculardan şöyle birazcık bile kar etsem bence iyidir. Bir şey olmaz bunlardan çünkü. Ya tabii ki kulüpte bekletsek sonra satsak daha güzel karlar edebiliriz ama yani kulübün bu tarz oyuncularına ben çok değer veriyorum. Geliştirmeye vesaire. O yüzden yani en iyi oyuncular kalsın sadece. Ferhan Evren'i falan da sat. Tabii alan varsa. Ferhan Evren, Kaan Arslan, Berk Balaban. Sat abi. Sat 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 sat. Teklif gelirse yollarız. Şimdi transfer toplantısı. Maaş bütçesinin aşılmaması. Okeyiz abi o konuda. En az 2 yıllık sözleşme. Bunu yani hangi süper zeka koydu bilmiyorum ama ne alaka hiç anlamadım. Hadi olsun o da. Takımda nereye takviye yapılması gerektiği hakkında önerilerinizi duymak isterim. Sağ kanada takviye ediyor. Savaşçı orta saha al diyor. Defansın soluna al diyor. Defansın soluna. Oraya genç oynatacağım. Burada. Defans sola almayacağım o yüzden. Emrak Baba'nın sözü. Ofans orta saha. Bu okey. Savaşçı orta saha. Taylan Antal'ı yakından takip eden kulüpler var. Bu oyuncu belki ayrılabilir diye onun yerine bir alternatif bulmak gerekebilir. Hayır, gerekmez. Başlayalım. Evet, mevcut kadrodaki oyuncular bunlar. Ofans orta saha sağ. Zeballos'tan daha iyi oyuncular bulabileceğimizi düşünüyorum. Takımımızın genel görünüşü böyle. Takımı güçlendirme adına şunları araştırıyorduk. Bulunduğumuz ligde iyi performans gösterebilecek oyuncular, kanat forvet rolünde iyi oynayabilecek orta saha oyuncuları. Tamam, görelim abi raporları. Böyle bir oyuncu bulmuşlar. Ofansif orta saha sağ. Allah Allah, bu çok ama şey. Yani çok özellikleri şey, yorumlaması kötü gözüküyor bunun. Özellikleri de kötü. Özellikleri çok kötü değil ama iyi de değil. Niye para vereyim ki buna? 2 milyon bir de para vereceğim. Mal mısınız oğlum siz? Şöyle sağlam bir oyuncu bana bulun ya. Böyle benim göremediğim bir şey getirin ya. Ters ayaklı kanat. Yok abicim, Emre oynar. Jack Clark. Yok babacım, Jack Clark olmaz. Yani 18 yaşında adam olacağım ama şimdikiler zaten var. Bu fena değilmiş. Kaç para olur diyorsunuz? Oğlum ne biçim araştırma yapıyorsunuz ya? Bak, mevcut yetenek en az 3.5. Potansiyel yetenek de yani 3.5 falan olabilir. Uygunluk şu an, yaş aralığı 20 olsun abi. En fazla da 30 ya da 32 diyelim. 32 yaşında olsun. Yani bana böyle bir şey bulun. Ters ayaklı kanat oyuncusunu oynayabilsin. Bana bunları bulun. Devam edelim. Emrakman'ın sözleşmesi bitecek. Ofansif orta saha. Tamam, bakalım abi ofansif orta saha kimleri buldunuz? Abi tırt tırt adamlar mı bunlar ya? Gerçi bu fena değilmiş. Kaç para? Tahmini maliyet çok iyi. Aslında düşük. Bir teklif yapalım buna. Haydi.
Tahmini maliyet. Şöyle bir öneri. Süper Lig'de giydiğim maç başına ödeme 1 milyon yapalım. $1.200.000, $1.600.000 tamam. Teklifi sonlandır. Böyle bir oyuncu yani çalışkan forvet. Hem forvet oynuyor. Ofans forta sağ sağ. Evet sağda da oynar. Ofans forta sağ merkez. Gayet iyi. Yani aferin şu an fena değil bu. Yani özellikler çok parlamıyor. Yani şu özellikler aslında bu 4 yıldız biraz fazla mı ya bunlar? Biraz abartmışlar mı oyuncuyu? Biz siz bunu bir tekrardan abi bir şey yapın. Bir gözlemci gönderelim şuna bir tekrardan. Emre Utkucan'ı yollayalım. Bir tekrardan bir bakın abi siz buna. Bu biraz beni şey yaptı. Bu da benzer bir oyuncu. Geç. Yeni kulüp arıyor. Boşta kalmış oyuncu. Yani alınabilir aslında da. Ne istiyor para? Sen bana bir şart koşma da güzel kardeşim. Hadi. Sana 2 yıllık sözleşme. 600K'da para. Yok abi. 611. İyi tamam. Bak bunu belki alabiliriz. Direkt aldıktan sonra hatta kiraya yollayıp sonra satmaya falan çalışabilirim bunu. Faustino Orjin. Oyuncuyu öneren kimse gerçekten hemen işine son vereceğim ya. Kim o çıksın ortaya ya. Devam edelim. Beğenebileceğiniz diğer oyuncular. Cedric Bakambu. Geç abi. İyi de araştırmamışsınız ki oyuncuyu. Neyini öneriyorsunuz bana? Allah Allah. Oyuncuyu araştırmamışlar bana öneriyorlar. Var mı abi araştırdığınız? Willian Lepo. Sağ bek. Devam. Devam abi. Yılın takımına seçilen Galatasaray oyuncusu Mustafa Muhammed. Yani bir zahmet. Adam farkla şey oldu resmen. Gol kralı oldu. Bir zahmet seçilsin. Altay yılın kalecisi. Yılın forveti bizde. Güzel. Adem Laiç mi? Şaka mı bu abi? Adem Laiç yılın orta sahası seçilmiş ya. Şansa bak. Vitor Hugo neymiş? Trabzon'da. Trabzon çok iyi performans gösterdi geçen sene. Emran Civeli'ye teklif yok. Can Şirin'e yok. Hiçbirine yok. Berk Bolaban'a yok. Evet. Deniz Sırbeni'ye yaptığımız teklif kabul edildi. Başlayalım abi görüşmelere. Takviye makviye isteme. Dil kursuna yollarız. Kupa şampiyonu oluruz. Tercih edilen mevkide ve rolde oynatılacak. Bunu da isteme. Güzel. 3 senelik bir sözleşme istiyor. Belli sayıda gol bonusu. 30 gol at 1 milyonu al kardeşim. Şampiyonluk primi isteme. Asist. 30 asist yap 1 milyonu al. Serbest kalma bedeli diye bir şey yok. Yabancı kulüpler içinde yok. Şampiyonlar Ligi kulüpleri içinde yok. Küme düşersek ilerlersin. Gidersin yani. Şöyle verelim teklifimizi. Böyle verelim. 1-0-4 iyidir bence. Bak 1-0-4 iyidir. Kepçüklük yapma. Aferin. Gel abi Deniz Sırbeni. Yani. Şöyle bir düşününce
Orta sahanın ortasında şeyde oynuyor mu? Burada da oynayabiliyor en azından. Güzel ya, fena değil. Metam Baltacı'ya teklifler yapılmış. Kabul et abi hepsini. Bu oyuncu bana gelmeyebilirmiş. Kendi bilir. Çok önemli değil benim için. Şu anda C veriyor bize yönetim. C artı veriyor. Pek iyi bir durumda değiliz. Bender'i gözlemlemeyi bitirdi Necati Ateş. Bakalım. Lars Bender. 29 gün sonra gelecek. Niye biz buna sözleşme teklif edemiyoruz? Ben onu anlamadım. Niye acaba? Allah Allah. Acaba dedim kulübün sözleşme uzatma opsiyonu falan mı var? O da yok. Niye sözleşme yollayamıyoruz buna? Bu oyuncu ile sözleşme müzakerelerine girmeden önce transfer teklifinin kabul edilmesi gerekir. Bu oyuncuya teklif yapamazsınız. Allah Allah. Neden abi? Vallahi anlamadım ben bu işi. Lars Bender, bak iyi ki gözlemci yollamışız. Tamamen unutmuştum Lars Bender'i almak istediğimizi. Lars Bender çok iyi bir ekleme olur takıma. Hani maaş 4 milyon falan hiç fark etmez, veririz. Ki daha ucuza bağlama ihtimalimiz de olabilir Lars Bender'i. Çünkü bizde vergi yok. Yani 3 milyon bile versek orada 4 milyondan aldığı paradan fazla alacak bizde. Yani bilmiyorum. Bu ne böyle ya? Sven Bender. Bu da kardeşi mi? Bu da aynı şekilde sözleşmesi bitiyor. Ne oluyor ya burada? Bayer 04. Turgut Sayın. Allah Allah. Teklif yap. Bunlara yapılıyor. Lars Bender'e yapılmıyor. Transfer teklifi. Vallahi anlamadım. Niye böyle acaba? Bir özel madde de yok. Sven Bender de aynı şekilde. Acaba bug'da mı kaldı? Ne oldu? Sven Bender'e de bir şey yollayalım. Gözlemci yollayalım. Unutmayalım onu da. Ali'yi gözlemlemeyi bitirdi. Ali Akman. Bakalım bakalım. Raporlar. Bursaspor'la Ali Akman güzel potansiyeli var. Türk genç ve forvet yedeği. Ha, ama Eintracht Frankfurt'a gitmiş zaten bu. Okey. Tamam. İlyas Şuref, kanat oyuncusu. Görelim. Yani şeyi var. Potansiyeli var. Ama Enro Onyekuru'nun da var yani potansiyeli. O da bizim oyuncumuz baktığında. Onyekuru'yla devam ya. Solda Onyekuru'yla devam. Sağ birisini alırsak alırız. Emre Taşdemir'e teklif yok. Emre'cim bir kulüp bulup gider misin? Vallahi gitmiyor. Kulüplere öner. Gitmiyor. 1.2 milyon da aslında çok fazla değil Emre Taşdemir için ama oralı olmadılar. Fizyoterapistle anlaşmış. Sonunda 13'ten yüksek fizyoterapisi olan biriyle anlaşmışlar. Wolves'la anlaştı Jovetic. Ya yapma be Jovetic'im be. Ah be Jovetic be. Wolves'la anlaştı. Ulan bayağı da bir zam vermişti. O ne lan? 2.18 milyon euro. Abi ben resmen oradaki vergiyi mergiyi de düştüğünde iki katı en az maaş verdim ya. Yapma Jovetic ya.
Abi yapma ya. Jovetic gelseydi güzel olurdu. Şurada Koulibaly ile alakalı bir haber gördüm. Bakalım sözleşmesi mi bitiyor? Yo. 2 yıllık sözleşmesi var ama yine de uzatmak istiyorlar. Güzel. İrfan Korkmaz transferi tamamlandı. Mustafa Korkmaz'ın sözleşmesi bitiyor. Bitsin abi. Uzayabilir Mustafa Korkmaz. Emre Taşdemir'e teklif yok. Güzel. Rindong zaten takımımdan gidecek. Bana Rindong'la alakalı haberleri vermeyin artık. Julian Taverna'yı niye bana haber yapıyorsun? Takip listemde niye var bu adam ya? Çıkarır mısınız? Boktan bir oyuncu. Çıkart abi. Evet. Isaac Mbenza. Yok be gülüm. Robert Muric. Bakayım. Aa, sözleşmesi bitiyor Robert Muric'in. Bakayım şeyine, potansiyeline. Fena değil. Aa, aslında güzel performans da sergilemiş. Attır bakalım bir imza. İlk 11 oyuncusu. Rotasyon oyuncusu olsam. Tamam. 3 yıllık bir sözleşme yapalım seninle. Fatih Hocam bir sözleşme önerin. 3 yıl olsun hocam. Oyuncuyla sözleşmemiz. Küme düşünce maaşta niye düşüş olsun hocam? Gözünü seveyim mi? Salak mısın? Küme mi düşeceğiz? Düşüyormuş değil mi? Gol bonusu ver. Asist primi ver. Tamam. Hadi böyle olsun mu ya? Öner bakayım. 2 yıl diyor. Tamam 2 olsun ama maaşını düşürürüm. Temsilci komisyonu da düşüreyim. Yok abi 676. Tamam. O işi orada bitiririz. Robert Muric. Bunu da bedavaya şu an. Bedavaya şu an aslında birazcık çöp topluyoruz gibi de bir hissetmedim değil kendime. Bunu yapmak istemiyorum yani. Çöp topluyor olmak istemiyorum. Bu bedavaya aldığım oyuncuları şöyle bir sene kiraya verip sonrasında satma gibi bir şey güzel olabilir. Ama o da mümkün olur mu? Tony Anderson. Abi, Jovetic. Jovetic. Çok üzdü Jovetic'in gelmemesi. Ne yapacağımı bilmiyorum gerçekten. Şöyle birisi var. Tahmini maliyet 21,5 milyon. Temsilci durumu. Kadrosuna önemli takviyeler yaparsa gelmeyi düşünebilir diyor. Peki. Teklif yap. 23 milyon bonservise veriyorlar şu anda oyuncuyu. Yani oyuncu bize gelmez arkadaşlar. 23 milyona biz transfer yapamayız. Biz Galatasaray'ız. Orada 2 milyar dolar borcu olan takım 23 milyona gidip transfer yapamaz. Muric de bize gelme konusunda pek istekli değilmiş. Yani şöyle bir düşününce aslında mantıklı. Dördüncü olmuşum Türkiye Ligi'nde falan. Yani öyle bir Kehrer'i alabilmiş olmam benim şu anda hayatımı güzelleştiren bir hareket. Bu arada ben galiba şey yapacağım ya. İleriye iyi bir transfer madem yapamadım, bari stopere yapayım iyi bir transfer. Kehrer'i de ortada oynatırım. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok.
Şöyle bir gelelim abi. Oyuncu arama. Aramayı düzenle. Stoper. Güzel kardeşim. Sözleşmesi 6 ay içinde sona erecek. Var mı? Ah be Dijene. Ah be Dijene be. Seni bir alsaydım. Bağrıma bassaydım seni ya. Şöyle birkaç tane özellik seçelim. Markaj, top kapma gibi. Evet. Wes Morgan. Leicester'la sözleşmesi bitiyor. Hızı inanılmaz kötüymüş. 37 yaşında. Yuh be kardeş, bu kadar da yavaş olma. Oha, bir 37 yaşında daha. Ne oluyor lan? Marek Suchi. 33 yaşında. Jesus. Save us. Atletico Madrid'e gidiyor kral. Gider tabii. Durur mu anasını satayım? Böyle bir arkadaşımız. Gelir misin bize? Vallahi gelebilir. Vaatleri sonlandır. 3 yıllık bir sözleşme yapalım güzel kardeşim. Şöyle vereyim sana, olur mu? Minimum serbest kalma bedelini bir anda koyup kaldırılamaz madde olarak getiriyorsun. O beni çok yoruyor. O yüzden onları ben yine de şöyle kaldırayım. 3 yıllık sözleşmeyi önerdik. Gayet iyi. Sven Bender. Nedense şey yapamıyoruz o arkadaşı. Teklif veremiyoruz. Çok istiyoruz teklif vermek. Bütün sorunlarımızı çözer orada bir Lars Bender, Sven Bender. Ama şöyle bir sıkıntı var. Orada da abi yani ilginç onlara teklif verememem ve onların zaten yenilememiş olması çoktan sözleşmelerini. Yani orada bir bug olduysa da böyle buglu bu oyuncuları almak da istemem. Bu arada bu oyuncu 16 markaj, 15 top kapma, 14-15 hız falan, acayip bir oyuncu gibi gözüküyor şu anda ama zihinsel özellikleri çok düşük. Bir gözlemcilik yapılsın abi, ona da bir bakarız. Maroh 34 yaşında, bize gelmez. Bender'e abi teklif veremiyoruz. Gördükçe moralim bozuluyor. Aymar bize gelmez. Enzo Rocco. Enzo Rocco da olmaz abi. Geç. Aha. Kylian Saint-Bale. Gücü çok azmış. Gözlemleyelim abi Saint-Bale'i. Bir potansiyelini falan görsek en azından daha iyi olur. Lucas Mühl. Ryan Donk'tan bile daha kötü olduğu söylenen bir oyuncuyu almak pek istemiyorum. Peter Köster. Yok abi, çok yavaş. Bu da çok yavaş. Yine aynı oyuncuya girdim. Javier Pinola. Çok yavaş be. 38 yaşında. Ne yaptın kral? Şurada bir de hız seçsem kalmayacak değil mi adam? Kaldı. Bu bütün zaten arattıklarım kaldı. Şunları düşürsem. Dragovic diye bir eleman geldi. Evet, mesela Dragovic. Bu da olur. İmza attır. Zaten kabul etmiş çoktan, süper. David Soto. Gücün çok az. Niye böyle? Jose Marsa. Çok iyisin. Gayet iyisin. Jose Marsa. Niye böyle abi? Aa, bu Barcelona B takımında. Brescia ile anlaşmış bile. Çok iyi. Tamam, daha buradan bir şey çıkmaz bize. Devam. Adam Webster. Ne durumdasın? Adam Webster. Kiralayabiliriz. Geçen kiralamaya çalışmıştık. Olmamıştı. Kiralık. Kulübüne bir dönmesi gerekecek galiba ilk. Kolarov. Inter'le sözleşmesi var. 24 gün sonra sona eriyor. Niye Kolarov hiç karşımıza çıkmadı bizim? İmza attıralım.
Galatasaray yapısının kendi hedeflerine uymadığını düşünüyor. Ya birader manyak mısın sen ya? Şunu bir aylığına bir ekle. Bunu da bir aylığına ekle. Kolarov benimle görüşmüyor. Yani böyle bir şey de olamaz. Niye görüşmüyorsun benimle? Taylan Antalya'nın sözleşmesini Fatih Terim yürütse olur mu? Olmuyor. 3 yıllık sözleşmemiz imzalandı. Arda Turan gol atmış. Helal olsun sana Arda'cığım. Ceza ödemeyecekmişiz. Güzel. Hala da Muslera'nın forması en fazla satılıyor lan. Kaleci forması satılır mı anasını satayım orada? Mustafa Muhammed'in forması nasıl satılmaz hiç bilemiyorum yani. Mustafa Muhammed'e de 31 numara mı giydiriyorlarmış ya? Gözlemcilik için yeni bütçe. Tamam. Ön bütçeyi belirledi. Ne? Maaş bütçesini 48 milyon, transfer bütçesini 0. Ne? Ne bu abi böyle? Abi ben oyuncuları sattım alabilmek için, oyuncu alabilmek için biliyorsunuz değil mi? Manyak mısınız siz ya? Aaa! İnanamıyorum. Vallahi aldılar elimden bütçemi. Elimden bütçemi aldılar. Zaten yoktu bir şey. Kaldık mı böyle bu takımla? Sonra bir de şampiyon olamayınca kovarlar ha. Abi inanamıyorum. Bütçemi nasıl alırlar ya? Hay Allah'ım ya Rabbim, bütçemi alırlarsa gerçekten kötü olur yani. Umarım almazlar. Umarım öyle bir şey yaşanmaz. Yani geri almanın bir yolunu bulurum umarım. Antrenmanlarda iyi gelişme kaydediyor. Peki abi. Başkasının aşkı zaten. Olsun. Bartu Elmas, o da antrenmanlarda iyiymiş. Angileri de iyiymiş. Arda Turan gitgide düşüyor tabii ki. Okey. Yani Arda Turan'ı aslında yollayabiliriz de. Jimmy Durmaz falan da geldi. Arda Turan'ı yollamayalım da Jimmy Durmaz'ı mı yollayalım o zaman ya? Jimmy Durmaz da tırt çünkü. En son piyasaya önerdiğimde 700 binmiş. Yarıdan fazla düşmüş resmen. Evet, Yakup Yugas. Yeterli kaynağa sahip değilim. Evet bak, verdiğim... Bak görüyor musun? 62 bin euro. Bir de ne kadar basit bir transfer. Ne kadar basit bir transfer aslında. Yani hani zor milyon euro falan yağdırdığım bir transfer de değil. Zaten 10 milyon eurom vardı. Onu vermemişim bile. Sadece bir şeyine, temsilcisine bir para veriyorum. Onu bile veremiyorum şu anda. Novarone gel abi. Leeds Taylan için teklif yaptı. Birader manyak mısınız siz ya? Adamın piyasa değeri 10.25 zaten. Ben size bu adamı niye 11.750'ye satayım? Verin 30 milyon. Vereyim. Muslera's. Bütün sorunlarını çözdüm bugüne kadar Taylan'ın. Hadi koçum bu zor günümüzde de Taylan kalmaktan memnun. Ya Muslera senin antin galiba ya. Abi sır beni. Bak. Şu oyuncunun transferi. İnanamıyorum. Yani gerçekten inanamıyorum. Ne yaptı bu kulüp parayı?
Borçları mı ödedi? Evet, kulüp bütün parayı almış ve borçlara yatırmış. Arkadaşlar, cebimizde duran bütün parayı almışlar ve borca yatırmışlar. Kaldı. Deniz Sırbeni'yi de alamıyorum. Hiçbirini alamıyorum. Erteleyelim bakalım, erteleyebildiğimiz kadar. Gittiği yere kadar gider. Bender'i falan da alamayacağım zaten. Abi ben o kadar oyuncu sattım. Para girsin diye kulübe. O kadar uğraştım. Yani şu Cagne Magne satılsaydı bari. Para olsaydı kulüpte ya. İnanamıyorum ya. Lautaro Martinez altın ayakkabı kazanmış. Oh yeah. Yıldız oyuncudan, yıldız oyuncu mu? Niye yıldız oyuncu vermişiz buna ya? Rotasyon oyuncusu abi. Muslera, hadi koçum. Senin oralardan bu da. Taylan'ı çözen bunu da çözer. Helal lan Muslera, mükemmelsin ya. Tayyip Sonuç artık sıkı markaz jiji yapabiliyor. Bu da çok iyi bir haber. Aaa, Leicester kiralamış da Adam Webster'ı, direkt satın almak için teklif yapmış. Çok güzel abi. Herkes birilerini alsın. Biz böyle bön bön bakacağız bu sene. Belli oldu. Muriç. Bari şunları alalım. Bedava yaptığımız transferler gelsin. Bu neymiş? 40 yaşındaki fizyoterapist. 16 fizyoterapi özelliği var. Gel baba. Gedson Fernandes sakatlığını atlatmış. Oyuncunun çok kötü olduğuna hükmettiler. Peki. Kalsın o zaman. Bu oyuncuda ne varmış? Bu oyuncuda da pek iyi bir durum yokmuş. Yani aslında o kadar kötü değil ama gücü çok düşük nedense ya. Gücünü arttırabilir miyiz acaba bunun antrenmanlarla falan? Ya benim anladığım kadarıyla şöyle olacak. Biz gençlerden çıkaracağımız oyuncuları kullanmak zorunda kalacağız. Rotasyon ve özellikle yedek için. Yapacak bir şey yok. Yani hayallerim vardı gerçekten ya. O 10 milyon euroyu geçen sene dişimizden tırnağımızdan arttırdık. Yani o 10 milyon euroyu çok zor arttırdım ya. Bir sene boyunca ligde işkence çektik. Zaten dördüncü bitirdik ligi. Kötü oldu. Gerçekten çok kötü oldu. Böyle olsun istemezdim. Evet, Yakup Yugas. Yönetimle konuşma seçeneğinin gelmesini ben de bekliyordum ve istiyordum. Şu anda geldi. Ryan Dong hala gitmemiş. Yakup Yugas. Şimdi en istediğim oyuncuyu seçmek istiyorum da onun için biraz bakıyorum. Kadu da gelecek. Böyle bir genç yetenek de aldık bu arada. Özellikle ismi Kafu'ya benziyor diye çok heyecanlandım. Yakup Yugas. Evet, Mücahit Sadık değil. Yakup Yugas abi bizim olayımız. Sadık'ı almışız bu arada. Sadık'ı almışız.
Robert Muriç'i de almışız. Henry Onyekuru'yu aldık. Deniz Sırbeni. Şu anda Sırbeni abi gelmiyor. Ve Yakup Yugas. Aslında teklif verdiğim oyunculardan sadece ikisi şu an gelmiyor. Sadık gelmiş. Yani benim için asıl önemli olan Deniz Sırbeni şu anda. Çünkü eğer Deniz Sırbeni'yi ben alamazsam, gerçi şeyi satarım belki. Nedir onun ismi? Cagney'i satıp almaya çalışabilirim. Bu oyuncu da neden bu kadar ucuz acaba ya? Hani Cagney'in şu oyuncudan pahalı olması beni gerçekten çok şaşırtıyor. Hani her şeyle iyi bir oyuncu aslında. Abi transferi erteleyeceğim. Önce bir Sırbeni için yönetimle görüşebiliyorsam görüşeceğim. Yani Sırbeni benim için şu an birinci hedef. Sırbeni'yi çok almak istiyorum. Forvet ve orta saha, ofansif orta saha çünkü ikisini birden coverlayacak. Evet, büyük an. Yani çok heyecanlanmak istemiyorum ama 1.6 milyoncuk ya. Ya gözünüzü seveyim. Ceket paranız lan. Hadi yönetim ekibi. Sırbeni'yi almıyorlar. Transferi bir hafta ertele. Ertele babacığım. Diğerini belki alırlar. Bir de onu deneyeceğim. Bunu da erteleyelim. Yani cebimizden paramızı aldılar gittiler ya. Hiç haber vermeden. O kadar transfer sözleşmesi. Ya olur mu böyle bir iş ya? Bizim Cagney'i aldılar sandım abi. Yani dedim lan bana sormadan nasıl aldılar oyuncu? Finansal fair play. Düzenli olarak bir sezonda 5 milyon tutarından daha fazla harcama yapmaktan kaçınmalıdır. Falan filan. Kaçınırız abi. Sıkıntı yok. Fatih hocam, sözleşme görüşmelerini yönetin. Sözleşme yapmak istemiyor. Peki. Demek ki benimle alakası yokmuş sadece. Genel olarak tripli. Ya şu yaşadıklarımıza bak ya. Evet, Türkiye'nin en itibarlı takımı olmaya devam Galatasaray. Beşiktaş Fenerbahçe'nin üstüne çıkmış. Falan filan. Campbell'la ilgileniyormuşum. Hiç haberim yok. Öyle miymiş? Campbell'la ilgilenmiyorum ya. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Ve bir sonraki sezonun kaydı artık başlayacak bu sayfadan sonra. Devam edelim bakalım. Resmen oyuncular yavaş yavaş tatilden dönmeye başlayacaklar bir hafta içerisinde. Transfer sezonu da açılacak. Bir sürü oyuncu gelecek, gidecek. Aa, Barcelona Lukaku'yu almak istiyormuş. Oh yeah. Bir Lukaku'muz olaydı iyiydi ya şu an. Hiçbir sıkıntımız, derdimiz kalmazdı. Hadi bunları takip edelim. İstemeden reddettim. Demek ki olacağı yokmuş. Evet. Transfer dönemi başlayacak. Ne olacak ben de bilmiyorum. Yani 10 milyon euromuzu resmen cebimizden çekip aldılar. Kulübe para gelmeye devam ediyor. Umarım bu paranın bir kısmını kullanmamıza izin verirler. Özellikle Sırbeni'yi falan filan alabiliriz. Yani şu teklif yaptığımız oyuncuları. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum oldu bu. Ne olacağını göreceğiz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenirseniz oralarda bir like tuşu, abone olma tuşu. Eğer bu içeriği beğenirseniz, eğer bu içeriği beğendiyseniz
Eğer bu içeriği beğendiyseniz attığınız like'lar ve abone olma ve abone oluşlarınız bana diyecek ki aa evet bu içeriği beğenmişler. O yüzden bunları yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler. Görüşmek üzere.